Yayınıma hoş geldiniz. İşte görüntülerde gördüğünüz Showman Kadirov. Showman Kadirov Putin'den ödül kopma peşindeydi. Putin'e yağ çekiyor, sabah akşam şov düzenliyor. Özellikle Çeçenistan'dan savaş nakaratları yayınlıyordu. Hiçbir zaman savaş meydanına gitmeyen, sadece Çeçenistan'da kapalı bir bodruma inip savaş alanına gitti yalanını uyduran Kadirov'un bu yalanı Rus basını tarafından da ortaya çıkarılmıştı. Kadirov şovlarına devam etmeye, şov ısrarına devam etmeye ısrarcıydı. Vodka'yı yeni tüketmiş, benzinlikte bir anda seccade bulup namaz kılar vaziyette kendisini resme yani fotoğrafa aldırıyordu. Arkasında silahla duran şahsın ne kadar orada yapay bir duruş sergilediği de ortada. Kadirov bir taraftan reklam yapmaya ve bir taraftan da özellikle Putin'e yağ çekmeye devam ediyordu. Sanki savaş değil, bir resital sunuyordu, komedi ve bunun yanında şov resitali. Yani Kadirov'dan başka ne beklenebilirdi? Vatanına, bayrağına ihanet edip kendi katiline aşık bir profil çizen Kadirov'un zaten babaannesi Rus'tur. Şu anda görüntülere baktığınızda cephe meydanında, evet şu soldaki şahıs yaralandı. Hastaneye ziyarete de gittim soldaki şahsı. Şu anda görüntülerde gördüğünüz Rus komutanla, evet yaptığı hareketlere bakarsanız, evet Rus komutanı kendi çekiyor, o onu çekiyor. Burada bir sürü Rusya'ya yağ çekiyor şu anda. Evet Putin'e bunları yollayacak. Kameraya aldırıyor. Evet katil çetesi de solda. Gördüğünüz gibi yüzlerinde bir gram nur yok. Gördüğünüz gibi Rus'tan daha nursuzlaşmışlar. Evet Kadirov şovuna devam ediyor. Alacağı rublelerin hesabını yapıyor. Yani bu durumdan nasıl karlı çıkarım bunun derdinde. Savaş meydanında var mı Kadirov? Hayır. Evet gördüğünüz gibi Kadirov'un adamlarından birisi şu anda knockout. Yani acı gerçeklerle yüzleşiyor. Bir anda namaz şovları yapıyor. Bir taraftan esirleri bir bir yakalanıyor. Bunlar şu anda çuvallıyorlar. Özellikle baktı savaş duracak. Rusya geri adım atıyor. Yani anlaşmak için İstanbul gibi ateşkes görüşmelerini bahane ediyor. Son anda yine buradan bir pay çıkma derdinde. Savaş bitmesin, Kiev'de geçiş töreni yapalım, Nazileri temizleyelim demeye başlıyor. Yani Kadirov burada şovuna devam ediyor. Ama işin asıl tarafı Rusya'nın ordusunda gerçekten alarm zilleri çaldıran durum şu andan itibaren başlıyor. Gerçekten Rusya'da büyük tartışma oluşturdu. Kadirov'a kor general rütbesi vermesi tabii ki büyük bir infiali oluşturdu Moskova'da, Rusya'da. Çünkü Ramzan Kadirov ne oluyor da Rusya'da kor general oluyor? İşte Rusya'nın komutan bulamaması, Rusya'nın askerlerinin başında kimseyi bulamaması, yönetecek birisini bulamaması anlamına geliyor. Sokaktan geleni yapar derler ya, baktılar şov yapıyor. Kendini Rusya'ya çok bağlı göstermeye çalışıyor. Ona sadakatinden dolayı böyle bir ünvan vermiş. Yani aslında şehir savaşlarında Çeçenleri kullanarak Ramazan Kadirov'u da kor general yaptı babasıyla motivasyon aşılıyor. İşte bu adımlar gerçekten Rusya'nın askeri literatürde, yani bir de süper gücüm diyen bir Rusya'nın askeri literatürde ne kadar geri kaldığını, ne kadar gelişemediğini ve yeni konseptlere hazırlanamadığını gösteriyor. Gerçekten çok önemli bir kayıp Rusya için. Rusya bölgede çok yalnızlaştı. Rusya çok daha kayıplar vermeye başladı. Artık bu tarihten sonra Rusya'nın yapacağı hiçbir şey düzgün gitmeyecek. Çünkü Rusya önemli kayıplar vermeye devam edecek. Çünkü Rusya özellikle sahada artık kara gücü olarak güçlü değil. Çeçenleri kendine son bir umut görüyor. İnanılmaz bir şey. Kendine son bir umut görüyor. Düşünsenize bu adam bir şovmen ve bu şovlarıyla Rusya'da kor general oluyor. Bir de Zelenski'yi eleştirirler. Düşünün
Çeçenistan'da mücahitlerin, vatanı için savunan mücahitlerin, bağımsız Çeçenistan isteyenlerin ailelerine baskı uyguladı. Örneğin bir mücadele için, Rusların mücadele için Çeçenistan dağlarına çıkan oradaki savaşçıları ne yaptı? Çeçenistan dağlarına çıkan oradaki savaşçıları ailelerini alıp işkenceye yatırdı. Ailelerine zulüm yaptı. Yani ailelerine zulüm yaparak onları rehin almış oluyordu. Yani akla hayale gelmeyecek işkenceler uyguladı. Çok büyük baskılar gördü Çeçenistan. İşte neymiş? Ruslara karşı olanlar, Ruslarla mücadele edenlere bunlar yapılırmış. İşte gördüğünüz gibi bu kadar büyük acılar, bu kadar büyük kötülükler yürek dayandırmaz. Çeçenistan bunu gördü, Çeçenistan bunu yaşadı. Gerçekten yürek kaldırmıyor, gerçekten insanın hafızası bunu kaldırmıyor. Özellikle bu yapılanlara karşı artık bir şeyler yapılmalı. Kadirov inciler döktürdü. Mariupol'a giderken canı sıkkındı. Bir sürü konvoy vardı sırada. Şöyle söylüyor. Biz Rusya ve Çeçenler kardeştir diyor. Yazıklar olsun sana Kadirov. Yazıklar olsun sana. İkincisi diyor ki Zelenski'den şeytan çıktı karıştırdı diyor. Zelenski batıya güvendi diyor. Şimdi oyalandığını anladı. Tamam da Putin giderse ne yapacaksın Kadirov? Putin giderse ne yapacaksın? Putin gidince ne hallere düşeceksin? Sen onu hiç düşündün mü? Özellikle çocuğunu alıp oraya şova gidiyor. Korgeneral rütbesi almış. Hadi git savaş. Git savaş. Çocuğuyla savaşa gitmiş. Git savaş. Görelim seni cephede. Özellikle TikTok birliklerine sesleniyorum. Boş binalara atışlar yaparak kendilerini bir şeyler yapmış gibi gösterip Kremlin'i kandırabiliyorsalar gerçekten Kremlin'in ne kurmay zekası var, ne keskin zekası var, ne de bir şey var. Gerçekten inanılmaz. Ramzan Kadirov bütün Kremlin'i oynatıyor. Elinde avucunda oynatıyor. Askerleri de, çeteleri de hiçbir şekilde başarılı değil. Mariupol zaten kuşatılmış, her anlamda ateş altına alınmış bir yer. Yani buna rağmen ilerleyemiyorlar ve kayıplar veriyorlar. Şimdi de çıldırıyor. Niye? Korgeneral oldun, sevilmedin mi? Neden sesin böyle kötü çıkıyor Kadirov? İsterseniz gelin Kadirov'un sesine bir kulak verin. Что натворил господин Зеленский до нас со своей шайкой бандеровцами, нациками, шайтанами. Куда вы смотрите, украинский народ? Чего вы ждете? Берите все в свои руки. Управляйте страной, выберите достойного президента.